Merhaba arkadaşlar, Dert Dinlenir konseptinde bu bölümde Mehmet abimizi davet ettik. Kendisinin hem derdini dinleyeceğiz hem de derdine çözüm sunacağız inşallah. Mehmet abi, kendinden biraz bahseder misin? Mehmet Gülü, Gaziantep doğumluyum. Ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır sığınağımla beraberliğimiz sürüyor. Bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Allah razı olsun kendilerinden. Şu an böyle bir konseptleri varmış. Böyle bir video için buradayız. İbrahim kardeşimizin birkaç sorusu olacak. Cevaplayacağız. İnşallah güzel bir yayın olur. Mehmet abi, seni davet etmemizin sebebi aslında 3 tane yakınını çok yakın zamanda kabre uğurladın. Şimdi baktığımızda bir insan çok yakın zamanda böyle 3 kişi toprağa verince hem tepkileri hem de kendisini nasıl toparladığı insanlar için ve bizim için çok önemli. Biz de mesela burada soracağım sorular da genelde bunun üzerine olacak. Mesela bir tanesini şimdiden sorayım. Sen çok yakın zamanda dedeni, babanı, bir de kardeşini toprağın altına verdin. Şimdi bu olaylarda, yaşadığın problemlerde dernekten aldığın hangi manayı hayatına geçirdin de oradaki problemlerine çözüm sundun? Aldığımız tamamen bir mana olarak sınıflandıramam ama bu metreseye gelip gidip buradan aldığımız haftalık derslerimiz oluyordu. Haftada 2 gün derslerimiz oluyordu. Buraya da geliyorduk. Yani insan bir boşluk içerisinde oluyor. Bir manadan ziyade bu hayata geliş amacımız olan sınav yeri olduğunu bilmeyip yani bu dünyayı tamamen kalıcı olarak gördüğümüzden kaynaklı problemleri atlatamıyoruz. Ama buraya geldikten sonra Allah'ı tanıyarak hakiki dünyanın burası değil de ahiretin olduğunu, ahiretin var olduğunu bunları öğrendik. Bu da biraz elhamdülillah hayatımıza da nakşetti. Yakın zamanın içerisinde babamı, genç yaşta bir kardeşimi kaybettim. Yani nitekim ağır bir süreç geçirdik. Sonrasında dedem vefat etti. Üçü arka arkaya olan bir durum oldu. Hani bu şeylerde destekçimiz Allah'ı tanıyaraktan bunları zor atlattık ama hani biraz daha yöneldiğimiz şeyler Allah'ın üzerine olan şeyler oldu. Hani insan hüzün anında, keder anında kendini daha boş şeylere atar. Dışarıda yaşayan çevremize baktığımız zaman daha kötü alışkanlıklara meyleder, şey yapar. Hani biz teslim olduk. Yani ayette sabittir. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Dönüş de muhakkak onadır. Bunu kalben idrak etmemiş olsak da bildiğimiz kadarıyla bu yolda biraz kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Biz kabrin altını bir hiçlik, bir yokluk olarak görmüyoruz ve bununla da tatmin oluyoruz. Yani yakınımızdan birisi vefat edince kesinlikle yani üzülüyoruz ama isyan etmiyoruz. Zaten sende de mesela bunları görmüştük abi, elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok isyan etmedin. Yani üzüldüğünü gördük. Ya şimdi bu dünya hayatından bakıyorum. Ben kendimi rahatlattığım konular şöyle. Hani geçici olarak, sınav yeri olarak gönderilmiş olduğumuz dünyada Allah-u Teala birçok kişi tarafından kışı kötü olarak görür yani. Biz kendi nefsim. Kış ağırdır, sorumluluklara ağırdır, soğuktur, üzülen, ağlayan, böyle mahcup ve mağdur olan çok fazladır. Kıştan sonra dahi baharı verip yazı veren Allah, seni daha çok güzelliğe bu dünyada hazırlayan Allah, bu dünyadaki sınavın sonucunda ahirette nasıl kötü bir yere göndersin? Kabirde nasıl böyle bir üzülüm görürsün? Zaten şöyle bakıyorum, bir okul okuyorsun, seni bir sınıf atlatmak için dahi sınavlara sokan hocalarım var. Şimdi Allah da bizi buraya başıboş, sözüm ona bir hayvan misali yollayıp da yiyin, için, yatın, çalışın, üreyin, çocuk çoluğa karışın ve ölün diye yollamamış. Burası bir imtihan yeri. Kimileri canıyla, kimileri malıyla bu imtihanı olacak. Bu imtihanlar karşısında nasıl sabredeceğiz? Onu da buraya gelerek sohbetlerde Allah'a hamdolsun iyi ki her zaman diyorum ilk babamı kaybettiğimde çok ağır olmuştu. Çok düşkündüm babama. Yani iyi ki dedim kendi kendime. Evde otururken medreseye gitmişim. Biraz hakikatlerden bir şeyler öğrenmişim. Yani gerçekten eski kötü olan yaşantılarımıza tekrar dönüp hani huzuru, mutluluğu değil de orada teselliyi çok farklı şeylerde arardık. Ama elhamdülillah şimdi ahiret var. Orada buluşma ümidi var. Ümit ediyoruz. Ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Yani bu dünyada da o şekilde yaşamaya çalıştıkça lezzet alıyoruz yani Allah'ın izniyle. O şekilde bir lezzet alıyorsun. Yoksa böyle çok ben üzülüyorum. Geçen yine konuştuk bir arkadaşımla. Hani bir ateist bir insan, yani bir Allah'a inanmayan bir insan, ateist deist diye sınıflandırmanın bir manası yok. Gerçekten çok ağır bir şey. En çok sevdiğin dediğin kişiyi ellerinle toprağa koyuyorsun, çıkıyorsun. Kalsan yanında en fazla 3 saat, 5 saat kalabiliyorsun ve çıkıp evine gidiyorsun. Ve hayat da devam ediyor. Hiçbir şekilde durmaksız. Eskilerin meşhur bir sözü var bizim burada. Gün bir, öğün üç. Hayat devam ediyor. Yemeden, içmeden dayanabildiğin. En son kardeşimi kaybettiğimde 2-2,5 güne yakın bir yemek yemedim. Evet. Üçüncü gün mecburen yiyorsun. Evet. Ayakta durmak için yiyorsun. Hayat devam ediyor. Diyorum acaba inanmayan insanlar ne yapıyor? Hani buradan sizlerden de yani duymak istediğim şey bizi de izleyicileri de aydınlatırsanız inanmayanlara bu konuda ne yapması gerekir? Veya olur da birisine denk gelir bu videoyu izler
ne yapması gerekir? Şimdi abi zaten kesinlikle bu dünyada Allah'ı tanımayan bir insan ya kendisini sarhoş edecek ya gidip bilgiyle veya bilgiyle mesela bilgi sahibi olmak bile sarhoşluktur. Mesela adam çok bilgi sahibi olur. O bilgisiyle ne yapar? Onu atlatır veya içerek yani herhangi bir madde kullanarak o sarhoşluğa gider ve o musibeti kafasında biraz daha ne yapar? Sakinleştirir, kafasından gitmesini sağlar. E şimdi bizim de zaten en büyük amacımız da bu. Aslında bak orada sen geçici bir şekilde kendini uyuşturuyorsun. Evet. 3 gün sonra sen o acıyı tekrar yaşayacaksın. Veya 4 gün sonra sen o acıyı tekrar yaşayacaksın. 1 yıl boyunca belki o acıyı yaşayacaksın. Şimdi insanlara biz de böyle bir çözüm sunuyoruz. Yani nasıl bir çözüm? Allah'ı tanımak. Az önce sen de dedin abi biz burada Allah'ı tanıyarak orada o musibetten biraz daha sıyrıldık. Şimdi abi biz mesela Allah'ı tanımıyoruz. O insanlar da seni ateist diye sınıflandırdığın insanlar da mesela Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanısalar kesinlikle bu olaylara böyle çirkin bakamazlar. Niye? Çünkü kainat üzerinde o kadar bize merhametkar bir Allah var ki, bize o kadar düşkün bir Allah var ki kesinlikle bu olayların arkasında bir zulüm olamaz der. Yani evet. Bu şekilde tanırsa kesinlikle bu olayın arkasında bir Allah'ı görür. Ve o Allah'ı gördükten sonra der ki ne yani bu kadar benim üzerimde tasarruf yapan bir zat kesinlikle beni zayi etmez. Beni benden daha düşündüğünü gösteriyor zaten. Niye? Kalbimi benden daha fazla elinde tutuyor yani sürekli attırıyor. Evet. Bu da bana neyi gösteriyor? Beni benden daha fazla seviyor. Beni benden daha fazla seven kalkıp da kabrinin altında zayi eder mi? Etmez. Şimdi Allah'ı tanıdın mı kesinlikle oradaki olay mı? Allah'ı tanıyan kendini tanıyor. Kendini evet. Tanıyan da yaşamını ona göre ayarlıyor dediğin gibi. Elhamdülillah. Sen bu üzüntün karşısında mesela gösterdiğin tavır cidden çok iyi. Mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz ondan geldik yine ona döndürüleceğiz diyorsun ve olay ne oluyor mesela? Senin o çirkin bakışın veya benim çirkin bakışım ne oluyor? Kalkıyor. Eskisi gibi bakamıyoruz yani. O yüzden mesela en basit bir örnek vereyim abi sana. Mesela bugün senin çocuğun Bahattin tam balkondan düşecekken eşin tuttu bir tane tokat vurdu. Sen sadece tokat vurduğu anı görsen o olaya çirkin dersin. Ama onun arkasındaki hikmeti bilmediğin için ne oluyor? Olay sana çok kötü gözüküyor. Hikmetini anladıktan sonra bir tane de belki sen vurursun. Ama mesela bak orada hikmeti görmüyoruz. Veya Ahmet kaza yapmıştı değil mi? Evet. Mesela kaza yaptığındaki o hikmet bilmiyoruz. Ama o hikmeti bir görsek kesinlikle ne olur? O olayın çirkinliği bizim gözümüzden kalkar. Ya bizim bu dünya hayatında üstadın bir sözü var ya bir parmak bal verip 40 tokat arkasına vuruyor. Yani şu an anlık lezzetler bize daha cazip geliyor. En yakınını kaybedersin. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 40 gün, 2 ay, 3 ay, 1 yıl. Sonrasında yine hayata dönüyorsun. O hayata döndüğün esnada eğer yine Allah'ı hatırlatan ve kendini bilmeni sağlayan dostların, kardeşlerin böyle yerler olmadığı müddetçe yine o boşluğa sürükleniyorsun. Anlık lezzetler yine seni dünyaya çekiyor. Yine tatminsizlik. Şu an çıksınlar desinler ki ülkemizin en zengini kim? Koçtur, Sabancı'dır, şudur budur ailelerimiz. Antep'in en zengini. Konuk oğlu. Hani bir tatmin var mı? Hani bu dünyada aradığını bulmuş mu? Yok, bu dünyada aradığı yok yani. Bir insan bu dünyada aradığını bulmak istiyorsa bütün sevdikleri ebediyen yanında olacak. Onun yeri de burası değil ahiret. Allah da bunu defaatle gösteriyor. Ve inandığımız Allah diyor ki, inandığımız kitapta yazıyor ki, inandığımız peygamber diyor ki ahiret var. Ve inandığımız peygamberin dahi 3 günü aynı geçmeyip her türlü şeyi acıyı tatmış. Evladını eliyle defnetmiş, torunlarını öylesine yani musibet olarak görürsek eğer Allah'a yaklaştırır. Eğer bunu Allah bizi zulmediyor gözüyle gördüğü zaman hem bu dünyamızı hem ahiretimizi berbat ederiz. Bizi gördüğümüz her olay, ben babamdan sonra inanıyorum ki beni Allah'a yaklaştırdı elhamdülillah. Hani o musibetin olarak gördüğümüz için Allah'a yaklaştırdı. Biraz böyle kopukluk olduğu şeyler oldu. Az önce dediğim gibi dünyanın anlık lezzetleri tekrar beni içerisine almaya başlamışken Allah dedi ki dur. Kardeşimle imtihan etti. Ondan kafamız aymadı. Kısa süre içerisinde dedem vefat etti. Şu an bakıyoruz. Anlık lezzetler bizi ne kadar mutlu ediyor. Neyi yani bu dünyanın arkasından koşmuşsun. İnsanın gerçekten fıtratı istiyor. Her şeyin en iyisini istiyor. O da bu dünyada yok. Hatta abi ben senin mesela bir olayını daha doğrusu şahit olmadım bana anlattılar. Ben de dedim ya bu olayı aslında ben yaşasam kesinlikle ben de böyle herhalde tepki verirdim. Mesela abi cenaze olayında şöyle bir olay yaşanmış. İki kişi aralarında para mevzusu konuşuyor. Sen de gidip tam onlara selam verecekken herhalde onların tam muhabbetine dahil olacakken muhabbeti duyduktan sonra şöyle yapıp dönüp gidiyorsun mesela. Yani. İşte mesela sana bu hareketi yaptırtan neyse kesinlikle bunu biz de anlamamız lazım ki hissetmemiz lazım ki artık dünyanın o konuşmalarına dünyanın bizi davet ettiği şeylere biz de böyle yapalım.
geç ya bunları dememiz lazım. Şimdi senin de mesela oradaki hissettiğin şey aslında daima hissetsen demek ki dünyanın kötü şeylerinden çok çabuk sıyrılabiliriz. Evet. O anki hissinden birazcık bahseder misin abi? Şimdi olaya şöyle başlayayım. Babamdan sonraki süreçte şirket babamın adına olduğu için biraz maddi sıkıntılar çekmiştik. Birkaç ay sonrasında şirketin falan toparlaması olduktan sonra maddi durumumuz iyiydi elhamdülillah. Biraz şeyleri toparladık. Durumumuz iyiye doğru gidiyordu. Yani çabalıyorduk da vefat eden kardeşim de yanımda olduğu için hani cebimde o an param, altımda en güzel arabam, her şeyim vardı. Yine elhamdülillah. Ben orada en sevdiğim kişiyi elimle toprağa bırakıp geldim. Bir sözümüz vardı birbirimize. Elimle yıkadım, elimle kefenledim, elimle de toprağa indirdim. Yani insan en sevdiğini oraya bırakıp geliyorsa, milyonların olsa sana ne fayda sağlar? Veya o acı senin içini gerçekten ciğerin parçalanıyor diyorsun ya. Ciğerin parçalanırken yani milyonların sana hiçbir şekilde fayda sağlamadığını orada görüyorsun. Çok ultra lüks, çok zengin bir şey falan değiliz. Normal orta düzeyde bir esnafız. Buna rağmen orada hiçbir şey görmüyorsun. Gözüne gelmiyor. 3 gün yemek yemedim. Su dahi içmek istemiyordum. Gözümü açıyordum sigarayla. Gözümü kapatıyordum sigarayla. Acımı dindirmeye çalışıyordum. O da aklıma gelmişken şimdi söyleyeyim. Her gece mezarlığa, kabir ziyaretine gidiyordum. İkinci gece gittiğimde sığınağım YouTube kanalında Rahman suresinin böyle mealli şekilde okunmuş olduğu şey vardı. Kardeşimin de seveni çoktu. O gece 50-55 kişi falan gitmiştik. O an kabri başında küçük de olsa nacizane Allah'ın nasip ettiği kadar böyle ufak bir sohbet etme şeyi oldu. Orada bir ferahlama geldi. Orada bana milyonlarmış, arabalarmış veya birilerinin ticaret konuşmasıymış hiçbir şey değil. Allah'ın o indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den okunan bir sure beni orada teslimiyete alan oydu. Yani o teslimiyeti ben içimde hissettikten sonra bana milyonlar olmuş ne fayda. Yani onun hiçbirinin fayda göstermediğini gördüm orada. Orada bir sure beni hayata, yaşama döndürmüş gibi oldu. Orada bir rahatlama oldu. Abi cidden mesela senin bak buradaki o anı mesela gününe yayma senin tepki vermeni sağlamış yani. Kısacası öyle söylemek istedim. İkinci olarak da mesela insana cidden Allah ne yapmış mesela o kadar haşirle ilgili ayetler göndermiş ki. Yani ölümün aslında hiçlik olmadığını bize her bak dünyadaki her şeyle gösteriyor. Mesela en basit baharda bile bunu görmekteyiz. Mesela bir ağaç kupkuru kalıyor, ölüyor. Tekrar bir bahar geldiğinde tekrar yeşilleniyor. Evet. Yani bir baktığımızda ağaca bunu yapan insana bunu neden yapmaz? Ağaçtan yaprağını kopartan Allah tekrar aynısını veriyorsa kesinlikle senden bak bir cam parçan değil mi? Bak koparmış senden sana niye aynısını vermesin ki? O yüzden biz cidden İslam'ı öyle bir görmemiz lazım ki çözüm olduğunu kendi hem aklımıza hem kalbimize idrak et ettirmemiz lazım. Diğer türlü en basit bir olayda isyan etme derecesine geliyoruz. Zaten kesinlikle Allah nazarıyla bakarsak zaten bu olaylar çirkin olmuyor. Çünkü mesela Ahmet'in o olayında bunu Allah yaptı dediğin anda bitmiştir ya. Bak bu cidden bir rahatlıktır ha. Yoksa neye takılacaktın? Affedersin o Ahmet'e çarpan kişiye verecektin bu olayı. Şimdi az önce dediğim kişi Allah'ı bilirse eğer gerçekten kendisini biliyor. Eğer kişi Allah'ı bilmezse zaten şeytanın vermiş olduğu vesveseyle dünyanın galeyanına geliyor. Sebepler dairesinde her şey vardır. Kardeşimin vefatında sebepler dairesinde olan her şeyi aynı gecesinde düşündüm. Arabayı günlerce kendisine verdim. Kötü bir rüya görmüştüm. Araba altındaydı. Üzerinden o an karşılayabileceği nakdi imkanları vardı. Her şey vardı. Kaza yapmadan önce bir saat öncesinde görüşmüştük. Gittiğin nere olursa olsun arabayla git diye tembihlemiştim. Ama Allah kaderinde oraya motorla gitmesini ve motorunun da elinden almış olduğum halde bir başkasının motoruyla gitmesini sağlıyor. Bunu yapan Allah'tır. Bu sebepleri sen o kadar oluştur insan haline. Allahu Teala bir başka sebeple bu olayı yapsın. Bunu bir hiçbir insanın gücü kuvveti yetmez yani. Şöyle bakıyorsun sebepler dairesinde gerçekten yok yani düşünüyorum ben acaba benim yapmış olduğum bir hata var mıydı neydi böyle yani tamamıyla bütün olanaklar sunulmuş o yolu tercih etmiş. Allah ona yönlendirmiş diyelim. Abi. Mesela abi şöyle de düşünebiliriz ha. Sen öyle dedin ya bak mesela evvelini de o biliyor. Ahirini de o biliyor. Şimdi sen sadece o anlık düşünüyorsun. Başına olay gelmesin diye mesela arabanı veriyorsun. Kolay kolay kimseye arabanı veriyorsun. Sen o kardeşine hemen arabanı falan veriyorsun. En basit o olayda bile mesela ne yapıyorsun? Ona bir fedakarlık yapıyorsun. Allah'a baktığımızda Allah ne kadar onu çok seviyor ki hem onun evvelini ve ahirini bildiği için belki ileride daha kötü bir olay olacaktı. Bilemeyiz. Zaten şu an kalben mutmain olduğum tek noktalardan yani içimde sindirdiğim en büyük şeylerden birisi babamda da ve kardeşimde de. Elhamdülillah arkalarından bir tane kötü diyen yok. Her konuşan her eden rahmetini salıyor. Şimdi biz yaşamı boyuncasını biliyoruz. Ona şahidiz. O ölüm anından sonraki hayatını bilmiyoruz. Onu da bilen Allah. Kalan ömrünün geçen ömründen hayırlı olacağını bilen Allah'sa eğer hayırlı da ömrü olacaksa o kazayı çok küçük bir kazaydı. Ben de bir motor binicisiyim. Olay görüntüsünü izledim. Aynı kazayı belki 20 defa
defa yapmışımdır. Yani ölümlü bir kaza olacak bir kaza değil. Ama Allah evveli ve ahiri bildiği için onun orada sonlanması gerektiğini Allah biliyor. İnşallah ki ümidimiz ahiretinin güzel olması. Burada versen bir abi olarak, bir baba olarak veya bir anne olarak insanların şu an en sevdiği şey nedir? Mal, mülk, çalış, çabala, bırak. 3 gün sonra böler, 4. gün söver millet. Hani burada verebileceğin bir kardeşin çok sevdiğim bir kardeşindir. Yine dünyanın en lüks şeylerini de versen tatmin edemezsin. İnşallah ahireti güzeldir diye duamız o yönlü. Kendi çok güzel birisiydi. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Yani kısacası ben şunu anlıyorum abi. Bu olaylar karşısında kesinlikle bir Allah'ı tanımak, iki ahiret inancı, üç de kişinin oraya yönelik çalışması, yani kainat üzerinde, dünya üzerinde bunları görüp tasdik etmesi. Allah zaten kendisinin ne kadar kerim olduğunu, merhametkar olduğunu hem bizim üzerimizdeki tasarrufla hem de dünya üzerindeki tasarrufla gösteriyor. Allah nazarıyla bakmak bizi ne yapıyor? O olaydaki sıkıntıdan bir nevi kurtarıyor. Şimdi kendi nefsinde gördüğüm şu olaydan bahsedeyim. Biz genelimiz arkadaş çevremde de olsun, yakın akraba çevresinde de taklidi iman üzerine İslam'ı biliyoruz. İzleyenlerden de benim ricamdır. Özellikle İslam gerçekten içine girdikçe her konuda derdine, sıkıntına çare olacak bir din. Taklidi olarak değil, atadan, babadan, dededen görerek değil, bir şeyler okuyarak zoraki hale getirilmiş şu anki eğitim sisteminde nasıl 12-13 yıl zorla okutuluyorsak, şu anın dersini okuyorsak, İslam'ı da biraz okuyarak daha iyi öğrenebiliriz Allah'ın izniyle. Daha iyi öğrendiğimizde daha rahat olacağımızı kendi hayatımda gördüm. İnşallah izleyenlerden de bu şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesela eser olarak neyi sunarsın abi? Şu an asıl merhemi olarak görünen, üstadım da dediği gibi, Risale-i Nur külliyatından faydalanabilirler yani. İlk okuduğumuzda kendi şahsım, bundan 15 yıl öncesinde de farklı yerlerde de okumak nasip etmişti Allah. Okunduğu zaman birkaç defada anlaşılan bir eser değildir. Ama nasıl Fırat bakıldığı zaman ölü bir şekilde duruyor, içine girdiği an çekip yutuyor. Hani Risale de öyle bir eserdir. Faydalanırsak Allah'ın izniyle daha güzel olur. Gerek burada, diğer birçok ilde de böyle sığınağım gibi olan dernekler var. Gidip oradaki sohbetlerden de faydalanırsak daha güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah okursak ve hayatımıza geçirirsek çok güzel yerlere de geliriz. Belki insanlara da çok teselliler veririz yani. Abi bitirelim inşallah. Bu bölümde biraz daha Allah'ın hem nasıl bir zat olduğundan bahsettik, hem de ahirete inancımızı artıracak birkaç delilden bahsettik. Hayatımızda ahiret odaklı yaşarsak o olaylardaki kötü düşünceleri aklımızdan götürürüz. Hayata güzel bakarız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet.